Software Engineer Service'deyiz. Bugün ilk adımını atacağımız eğitim öğretim yılının tüm zorlukları geride bırakacağımız bir yıl olmasını temenni ediyor. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Odak Okulları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Celalettin Yazıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli yöneticilerim, biliyor musunuz? Evet. Çok kıymetli öğretmenlerimiz, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi en derin, en içten muhabbetlerimle saygıyla selamlıyorum. Bizleri bu mekanda ağırlayan değerli arkadaşımız Serkan Bey'e ve Yasemin Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra beraber olmanın, bu enerjiyi paylaşmanın mutluluğunu sizler gibi biz de yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var. En sonunda tüm dünyada yangınlar olmaya başladı. Ve daha sonra Sinop'ta, Bartın'da yangın sel felaketleri oldu. Tüm bu felaketlerde ölenlere başsağlığı diliyor. Ölenlere Allah rahmet eylesin diyor. Çevireceğimizden şüpheniz olmasın. Odak Okulları bildiğiniz gibi 2017-2018 sezonunda eğitim öğretim hayatına başladı. Bu olması aslında bir şeylerin de ispatıdır. Bunları gerçekleştiren kademe yöneticilerimize, koordinatörlerimize en içten teşekkürlerimi, tebriklerimi olarak bakmıyoruz. Odak Okulu bundan sonra da geçmiş yıllardan daha güçlü, daha gürül gürül bir okul olacak. Varlığını daha fazla hissettirecek. Silivri'ye değer katmasını, her alanda değer katmasını umuyoruz, bunu arzuluyoruz. Merak ettiğinizi biliyorum. Kısaca odağa yeni bir yatırımı olacak. Silivri'de belki de özel okullar içinde onlar da tabii ki çok değerli emekler veriyorlar, çok çalışıyorlar. Ben onların da emeklerine çok saygı duyuyorum. Onların da başarılı olmasını, verimli olmasını canı gönülden diliyorum. Ama biz Silivri'nin içinde en değerli yerimizi eğitime ayırdık arkadaşlar. Okulumuzu orada yapacağız. Çünkü orası odağın kendi yeri olacak. Ve belki bizler olmayacağız belli bir süre sonra ama odak devam edecek. Yeni eğitim materyalleri, yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar, odak okullarını hep beraber izah edeceğiz yeni okulumuzu. Şundan emin olun ki biz okulumuza hep beraber daha güçlü, daha yeni adımlarla gideceğiz. Bu işe sadığız ve bu işi devam ettireceğiz. Çocuklar yetiştiriyorsunuz. Yetiştireceksiniz. Evrensel değerlere sahip çıkan, insana, doğaya, tabiata saygı duyan, çalışkan, yetenekli. Bunlar olabilir arkadaşlar. Bunları iyi bir organizasyonla, İyi bir kadroyla hepsiyle yapabilirsiniz. Ama doğduğu topraklara ait olan milli manevi değerlerine sahip çıkan çocuklarımız olmalı. Bulanmadan, dolmadan akmayı bilen çocuklarımız olmalı. Akmak bazen vazgeçmektir kendinden, karışarak okyanuslara. Akmak bazen can suyu olmaktır, bir tohuma. Akmak bazen hemdem olmaktır, tandem olmaktır gönüllerde. Akmak bazen bırak topraklara can olmaktır. Bazen gürül gürül akıp gökkuşağına dönüşmektir akmak. Akmak bazen güvercin ürkekliğiyle yürüyen bir çocuğun yüreğine umut olmaktır. Dolmadan bulanmadan akmak dileğiyle. Hepinize saygıyla, sevgiyle, hürmetlerimle selamlıyorum. Saygılar diliyorum. Programımızın bu kısmında akademik kadro tanıtımlarını yapıyor olacağız. Fakat öncesinde konuşmalarını yapmak üzere Odak Okulları Genel Müdürü Sayın Gülgün Narinç'i kürsüye davet ediyorum. Müthiş, enerjik yüzler, gerçekten gülen yüzlerle birlikte ol. Enerjinin içinde çok yoruluyoruz. Herkes
bilerek biz burada çok çalışıyoruz. Hep söylenen bu. Hatta Hava Hocam, Hava Hocam neredeydi? Hava Hocam'ın lafı vardı görüşmede. Çok çalışıyoruz ama çok mutluyuz. Evet, özellikle EGS ekibi için ne diyor Nihan Hocam? Enerjiyle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz için hayırlı olsun. Dinamik, enerji, başarılı. Bu kadar çalışmanın, bu kadar keyif almanın, haklı gururunu birlikte yaşıyor olmanın verdiği sonuçla birlikte tekrar yeni başlangıçların heyecanının mutlulukla olması dileğiyle hoş geldiniz diyorum ben de. Var olabilmek, daha kuvvetli olabilmek için tek akıl değil, ortak akıl yürütmek zorunda. Ortak akılı oluşturan, makro düzeyde oluşturan, evet yöneticilerimiz var ama o ortak akılın ağaç dalları gibi dağılması ve velilerimize, öğrencilerimize aksettirilmesi konusunda sizlerin de çok ciddi emeği var. Eyüpcan Hocam, öğrencilerini Fatma Hocama devrettin, yeni öğrenci. Bu arada güzel, kalabalık bir 5. sınıf grubu geliyor. Muhtemelen artık öğrenci alamayacağız, diyeceğiz birkaç öğrenci sonrasında kayıt kapatma durumumuz olacak. Herkes şöyle nazar değmesin desin, şöyle yapsın. Ben hocama devrediyorum mikrofonu. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gözleriniz beni aradı biliyorum, birkaç arkadaşımız dile getirdi durumu ama bu sene Tuğçe Hanım'la devam ettik, teşekkür ediyorum. Zor bir seneyi, daha doğrusu zor 2 seneyi geride bıraktık. Öğrencilerin gözlerinin içine bakarak tüm duygularımızı yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu aslında bu süreç bize zorla öğretti. Öğrenmenin güzel şekillerinden birisi de buymuş sanırım, zorla öğrenmek. Umarım güzel başladık, keyifle başladık, keyifli bir şekilde de bitirebiliriz seneyi. Bütün temennimiz tabii ki öğrencilerimizle yüz yüze olmak. Özellikle küçük yaş gruplarıyla başlayacak olmak bu anlamda daha da tedirgin ediyor beni. Kapanma ihtimali beni çok tedirgin ediyor. Malum 5. sınıflarla devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu ve en önemlisi de sağlıklı bir sene olsun. Teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz demeyi de es geçmemiş olayım. Buluşmanız için teşekkür ediyorum. Ben de sizi dinlerken gerçekten çok zevk aldım. Genellikle sıkıcı olma riski var bu tür tanıdığım toplantıların. Baktım sağa sola, özellikle basındaki arkadaşlar da acaba çok sıkılıyorlar mı diye. Onlar da çok keyif aldı, keyif aldılar. Hatta oda kutularında işe başlayasınız yani. Çok eğlenceli bir ekip. Bize alacağız, bakalım alacağız. Bu enerjinizi görmek, aynı salonda paylaşmak çok mutluluk verici. Ben de çok keyif aldım hepinizden. Evet, biraz önce konuşmamda kısaca bahsetmiştim. İyi okul olunabilir. İyi eğitim kurarsınız. İyi öğretmenler bulursunuz. İyi yöneticiler de bulabilirsiniz. Bu zor bir şeydir ama yapılabilecek bir şeydir ama bizim hedefimiz Silivri'nin bir değeri olmak. Bunun patentini de aldık bizden başka. Bize ait bir söz. Silivri'nin Silivri tabii ki bizim çocukluğumuz, geçmişimiz, geleceğimiz, rüyamız Silivri. Kendimizi Silivri dışında bir yerde asla konumlandırmıyoruz. Zaman zaman Silivri dışına çıksak da inan 3-5 gün kaldığımız zaman o dönüşümüzdeki heyecanımı benim de sizin de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Silivri'ye ayrı bir değer veriyoruz. Onun için de Silivri'de sadece eğitim alanında değil, her alanda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini geçme alanında böyle çok iddialı laflar ettiğimi düşünmeyiniz. Herkes kendi çapında, kendi rüyasında büyük hayaller kurabilir. Biz bu Silivri'de bu hayalleri kuracağız. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz ve aynı zamanda Silivri'de eğitim, odak, bilgi, nezaket, kültür, saygı, sevgi deyince bu odak kelimesini herkesin kalplerine yazmak istiyoruz. Bunu tabii ki hep beraber yapacağız. Bu sözleri söylerken en büyük ilham kaynağım da inanın sizlersiniz. O kadar donanımlısınız,
O kadar heyecanlısınız, o kadar birikimlisiniz ki bize düşen de sizin bu birikimlerinizi üretime dönüştürmek. Hepinize tek tek, ayrı ayrı, özellikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki ben de sizin yanınızdayım. Kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada sona ermiştir. Katılımınız için herkese teşekkür ederiz. Güzel bir yıl olmasını dileriz.